Herkese merhaba, zamanın derslerimizin dördüncüsüne hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Switch ve Slider propertlerinden, ee, komponentlerinden bahsedeceğiz. Ee, Switch ve Slider nedir? Switchler genel olarak birçok uygulamada kullandığımız on ve off olarak bastığımız, kapatıp açtığımız yapılara denir. Slider ise değerleri arttırıp azaltırken genelde kullandığımız böyle birden yüzeye kadar çıkardığımız yapılarda kullanılır. Ee, Switch'in ne olduğunu şöyle biz başlayalım. Switchler nedir, neden nasıl kullanılır? Biz her zaman gibi views görselimize gelip add new file diyoruz. Ve buradan gelip form, form sayfasından form content page demo'yu seçiyoruz. Ve diyorum ki ders 4 pages. Seçtim ve açıldı. Peki ben şimdi nasıl kullanacağım? Benim gelip burada tagımı açıp switch yazmam şu an için yeterli. Peki switch'imin ne tür özellikleri var? Bunun is toggled bir diye bir özelliği var. Bu özellik bizim switch'imizdeki bu değişimleri inceleyen özellikleri. Yani açılıp kapandığını biz bu metot sayesinde algılarız. Onu şimdi de, ondan önce şunu gösterelim. Toggle özelliği var. Peki bu nedir? Bu ise tıklandığında mesela on yaptığınız veya off yaptığınızda ekrana bir şey basmak, bir şey değiştirmek istiyorsanız bunu kullanırsınız. Ben demin biraz yanlış söyledim. Is özelliği ise switch'i e, ilk çalıştırdığında açık mı kapalı mı olsun onu söyleyen özelliktir. Turu yapıyoruz. Mesela şu an açık olsun. Ve ben bu değişimleri incelemek için is özelliğini e, pardon toggle özelliğini kullanıyorum. Ve diyorum ki toggle eşittir. Çift tırnağımı açtım ve hangi işte dinleme toggle dinleme geldi. Ben burada yapmam gereken ne? Tab'a basıp class dosyama gidip yerine seçip enter'e basmak. Ve ondan sonra yazılımın sayfama gelip bunu kapatmayı unutmuyorum. Bunu yaptıktan sonra ders 4 page'e geliyorum. Peki yapacağım iş ne? Ben bu değişimleri burada yakalayacağım. Nasıl yakalayacağım? Display Alert ile ekrana basacağım. Mesela ben şurada şunu yapabilirim. Burası ilk propertimiz. Başlık ikincisi. Mesela zaten kendi sanatı ikincisi cancel. Ok diyorum cancel'a. Değişimi mesela şu an true mu false mu olduğunu. Bakın şurada yazan e propertisi. E propertisi bize bunu veriyor. Ne olarak veriyor? E nokta value değeri yani value değeri. Bizim bakın get propertisi varsa sadece. Bu bize o nesnenin o anki durumunu getiriyor. True mu? False mu? Mesela bunu basıyor ekrana. Bunu bastıktan sonra mesela şuraya da durum diyelim. Yani biz değişimleri bu sayede algılayabiliyor olacağız. Ee, şimdi ben bunu çalıştıracağım. Pek Çasım Hoca ne yapmamız gerekiyordu? Epsom'un sayfamızda ders 4 pages tamamlamamız gerekiyor. Ve şimdi çalıştırıyorum iPhone 6 isimli simülatörümle. Peki bu click eventlerinin veya bu toggle'lıklar bizim ne işimiz var? Dediğim gibi mesela bir işlem yapıyorsunuzdur. On off veya işte bir şeylerin değişmesi işte kapatalım açalım mı şu aktif özelliği olsun bu durumlarında switchler çok fazla kullanılıyor. Switchlerin kendisine özel birçok property işte özellikleri var hemen hemen hepsinde olan olduğu gibi. Bakın bir daha zaman için iPhone'larda biz unuttuğumuz gibi o iPhone'ların kendisine özel bir metodu var on device onu, bir, onu biraz daha sonrasında göstereceğim. Şu an için sadece şunu bilmeniz yeterli. Padding versek şu an için bizim için yeterli. Bakın bu orada ama şu an yeniden çalıştırmıyorum. Bakın değiştirdim durum false. Açtım mesela durum true. Bu şekilde ben bunların hepsini kullanabiliyorum. Mesela ben buna bir de is enabled verirsem bu özellikle bunun kullanılmaması için. Eğer is enabled false olan bir nesneniz varsa siz buna tıklayamazsınız, dokunamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Yani bazen bunu şu an belki burada kullanan kullanmak ne mantığı diyebilirsiniz ama şurada işiniz yarayabilir. Mesela bir kayıt yaptınız ve ondan sonra butonu dağıt kullanmaması lazım. Butona basılmaması lazım bir işlemden sonra. Hemen orada izenable özelliğini false yaparsanız mesela bakın hiçbir yere tıklanmıyor. Bu da pratik bir bilgiydi. Peki biz şimdi gelin bir de uygulamalarımızda genelde fazla kullanmadığımız ama bankacık işlemlerinde veya böyle özel olarak kullanabileceğimiz birçok yeri olabilecek sliderlardan bahsedelim. Slider Properties'i şöyle açtım kapattım. Switch kapatıyorum. Sliderlarımız bizim gerçekten bakın direkt geldi zaten. Şu şekilde değerlerini arttırıp azalttığımız işte böyle bir çubuk gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela 100 lira yatıracağız, 200 lira yatıracağız gibi işlemleri yaptığımız yerdir. Sliderların işte minimum Şöyle önceki dersimizde de bir anlatmıştık biraz. Minimum değeri vardır. Mesela 0.5'ten başlasın mesela. 5'ten başlasın. Ve maksimum değeri vardır. Mesela işte kaça kadar gitsin? 355'e kadar. 200'e kadar gitsin fark etmez. 200'e kadar gitsin. Ve mesela bu sliderımızda bakın. 10 şu onu değil de change it diye bir özelliği var. Value Changed diye bir özelliği var. Value Changed özelliği siz slider'da şurayı hareket ettirdiğinizde değişen durumdur. Şurası değiştiğinde yani bir değer arttığında burası da ona göre oynar. Bakın Value Changed'e tıkladım eşittir. Çift tap ve açtım. Buraya geldim de geldi karşıma ekran. Kapattım buradaki çift tırnağımı ve gelip burada şu an bakın benim elimde ne var? İşte bir handle click value change it diye bir tane metot oluştu. Peki burada bir E vardı. Önceki propertide de söylemiştim. E'ler bizim her şeyimizdi. Mesela burada E neyi vermişti? Toggle'ın özel durumu. E value yani. Bize Peki burada E neyi veriyor? Bakın. New volio ve old value Yani eski durum ve yeni durumu değerlerini bize döndürüyor. Ben bunları bir label atmak istiyorum. Peki biz evet, bir önceki dersimizi izleyenler de çok iyi bilir. Stack layout tamlayıp iki şeyi tamam iki nesneyi tamamlamak istiyorsak stack layout içerisinde olmak zorundaydı. Stack layout'ımızı tanımlayıp içerisine atıyorum slider'ı. Ve içerisine bir de label atıyorum. Diyorum ki label'ın x name'i olsun ki ben label'ımı atayım. Label test olsun mesela. Ve stack atımı diyorum ki sen horizontal options center ve vertical options'ın center. Yani ortalasın. Diyorum ve bunu kaydettim. Bu taraftan dönüyorum. Ben şimdi öbür tarafta şurada açayım tekrar. Ders 4 page model ne demiştim adına? Label test. Ben geliyorum burada diyorum ki label test nokta text eşittir e nokta new value. new value dedim ve kapattım ve şimdi projemi tekrar çalıştırıyorum iOS için bakın şimdi mesela hata verdi ne cannot convert type double to string diyor ki bu tip new value, şu dönen değer double ama bizim text bizde string o zaman ben şuraya gelip to string metodunu eklediğimde şunu şuna gerek var mıydı Heh, varmış evet to string dediğimde direkt benim için Konvertleme işlemini otomatikman yapacak. Hemen bakalım şu an karşımıza ne çıkacak hemen görelim hızlıca. Ee, aynı işlemler. Droid, bu arada droid de ben çalıştırmak istiyorum. Run item diyorum. Bakın ne verdi? Value was invalid value for minimum parameter name value. Minimum değeri atarken şurada şu arka planda zamanın şurası çalışsın. Şunu kapatıyorum. Minimum değeri atamadı hata verdi. Neden? Çünkü bizim minimum şu an şu property kaldırdım aslında. Biraz daha net göreceğiz. Slider şöyle kalsın. Bakın. Şöyle bir kere daha çalışsın. Sebebini şimdi anlayacaksınız. Çünkü çalıştığımda görebileceğiniz bir durum ortada. Bakın şimdi şu an hiçbir şey yazmıyor. Çünkü label'ın içerisinde bir şey yok. Bakın şu an ne oldu? Değerler aynı şekilde artıp az oluyor. Hiçbir sıkıntı var mı? Yok. Orada minimumun hata çıkarmasının muhtemelen sebeplerinden bir tanesi e, ee, içerisindeki işte alması gerekiyor ama bu slider'ın içerisinde mesela 10 değeri atalım. Da. Bence bunun çalışıyor olması lazım ama çalışmamasında basit bir hata vardır muhtemelen. Bunu da zaten bir sonraki videoda veya araştırıp öğrenirim bunu da. Minimum değeri atarken bir daha çalıştıralım. Bakın minimum değeri de şu demek yani. Ondan başlaması için gereken durum. Bakalım burada çalışacak mı? Diyor ki parametre name value. Value for name parameter name value. Burada bir, bir hata var. Bu hatayı düzeltmek için hemen şuradan ben şunu yaparsam peki öyle çalışacak mı? Minimum burada kaç? Minimumu şuradan siliyorum. Bakın şöyle yaparsam bence çalışacak. 0.15. Ben böyle bir deneme yapmak istiyorum. Çünkü içerisinde bir aldığı durumdan dolayı özel bir durum var. Ben yanlış satılamıyorsam. Ama şurada şunu yaptığımızda zaten çalıştığını görebileceğiz. Ben sliderıma bakın şu an çalıştı. Ya o ilk içerisine verdiğimiz değerden dolayı şu an kağıt veriyor. Bakın şu an zaten ne dönüyor? Fullat oldu. İçerisinde difat olarak fullat alıyor diyebilirim ya double alıyor diyor. Onun için siz eğer e, integer atarsanız hata veriyor. Bu şekilde basıyor. Eğer onu vermezseniz zaten o artısı kendisi integer olarak sağlıyor. Peki. Peki bu şekildeyken 41.38 tarzında hani 112, 160 falan hani virgülden sonrasını ben görmek istemiyorsam ne yapabilirim? Burada da string format fonksiyonlarımız var. String format fonksiyonları bizim bu değerlerimiz yani bu katarları düzeltmek için kullandığımız fonksiyonlardır. Birçok parametre alırlar. Onun içinde şu c nedir bloğunda arkadaşlarımız, hocalarımız paylaşmışlar. Burada detaylı olarak yani anlatmışlar işte 0, V, C falan bu durumlar nasıl kullanılır örneklerde vermişler. Buradan detaylarına bakabilirsiniz. Ben sadece kendim için onu kullanacağım. Şu an diyorum ki de şu anki şu anki şu anki şöyle yapalım. Arkadaşım arıyor onu da kapatayım şuradan. Şu anki değer diye bir şey atıyorum ve şöyle bir çift tırnak sütü e, pantolonu kapatıyorum. Buna diyorum ki sıfır nokta bakın geldi zaten. Bu Fixed Point falan kendisi zamanın çok güzel bir özelliği bakın kendisi getirdi. Ben Fixed Point'ı kullanmak istiyorum. Burada birçok değer var kendisi de bunu sağlıyor. Kullandıktan sonra şu tarafa gelip benim neyim vardı buna verecek değerim. E nokta value değil mi? New value. Bunu atıyorum ve kapatıyorum. Peki sıfır nedir? New value nedir? Sıfır değeri benim şuraya verdiğim değerdir. Yani şuraya ne yazarsam sıfır olarak algılıyor. F değeri bu Endpoint yani bu değeri o ilk hale getirmemiz için gereken durum. Bu F2 falan da var. Bunlar özel durumlar. Ben bu son halinde şöyle çalıştıracağım. İnternetten baktığımda F2 de yazmamız gerekiyor dediler ama bence F yazsak da bir şey değişmez. Zaten bakın burada altında zaten çıkıyor bu string format fonksiyonu neler olduğu zaman yani bize bunu sağlıyor. Bakın geldi. Bakın bu şekilde bize mesela her türlü kıvama sokabilirsiniz. İstediğiniz hale getirebilirsiniz burada yapabileceğiniz fonksiyonlarla. Ben sadece temel olarak bir tanesini göstermek istedim. Ee, bu dersimiz bugünlük bu kadar. Herkese şu an şimdiye kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bol ve mantıklı kodlamalar.